Seramik, banyo ve mutfak sektörünün dünyadaki en büyük fuarlarından biri olan 2020 Unicera, sektör profesyonellerini ve tüketicilerini buluşturdu. Geçtiğimiz hafta İstanbul Yeşilköy'de düzenlenen fuarı ziyaret ettik ve sektörünün önde gelen markalarından Yüksel Seramik standını görüntüledik. Röportaj gerçekleştirdiğimiz firmanın yönetim kurulu başkanı Halif Mutlu önemli açıklamalarda bulundu. Seramik ve yapı sektörünün lider ve ihracatçı markalarının bir araya geldiği Türkiye'nin en büyük ihtisas fuarı Unicera İstanbul'un açılışı, Hazine ve Maliye Bakan Yardımcısı Dr. Nurettin Nebati, Türkiye İhracatçılar Meclisi Başkanı İsmail Gülde gibi önemli isimlerin katılımıyla gerçekleştirildi. 4 günde 100 binin üzerinde ziyaretçiyi ağırlayan fuarda, inovatif tasarımlarıyla katılımcıların sıkça ziyaret ettiği standı geziyoruz. Merkezi İstanbul'da, üretim tesisleri ise Aydın Söke'de bulunan firma, iç dış mekanlarla mutfak ve banyolarda kullanılan seramiklerin üretimini gerçekleştiriyor. Alanında dünyanın ikinci büyük fuarı Unicera, Uluslararası Seramik Banyo Mutfak Fuarı İstanbul'da kapılarını açtı ve sektörün doğayan isimlerinden başarılı iş insanı Sayın Hanifi Mutlu ile birlikteyiz. Evet Hanifi Bey, bir fuarda daha tekrar sizlerle birlikteyiz. Unicera kapılarını açtı. Neler söyleyeceksiniz efendim? Yani tabii ki şanssız bir yıl yaşıyoruz. İşte bir tarafta ülkenin Suriye olayları, bir de virüs olayları fuarımızı etkiledi. Biraz sönük geçiyor ama gene de iç piyasada gene buradaki olan misafirlerimize güzel bir sektörümüzün mimarları, sektörümüzün oyuncuları ellerine sağlık, çok güzel ürünler sundular fuara. Burada da o oyunculara teşekkür etmek lazım gerçekten. Biz de gördüğünüz gibi burada yaklaşık 100 yeni ürünle katılıyoruz. Tabii ki isterdik ki dünyadaki dostlarımız, distribütörlerimizin hepsinin burada olmasıydı. Tabii bundan sonra inşallah fabrikamızda gene buradaki hazırladığımız bu standların aynısını fabrikaya geldikçe kendilere sunacağız. İnşallah başarılarımızın devamı olacaktır. Siz serzenişte bulunuyorsunuz ve sektörünün önemli bir ismisiniz. Ama yine de fuara, sektöre katkıyı sağladınız ve fuara katıldınız. Sektörün amiral gemisi diyeceğimiz markaların da fuara katılmadığını gördük bir ikisinin. Bu konuda neler söyleyeceksiniz efendim? Yani ben katılmayan arkadaşlarımla görüştüm. Aslında o arkadaşlarım daha önceden bizlere de bildirselerdi. Birlikte fuar yapmayalım demiyoruz. Ama fuarı uzun bir zamana yayıp birlikte yapsaydık çok daha doğru olurdu. Tabii ki bizim için de bir kayıp, bir üzüntü. Bizim oyuncularımız, bizim sektördeki arkadaşlarımızın hepsinin bir arada olduğu zaman bu bir güç ifade eder. Onların olmayışı beni gerçekten üzmüştür. Eğer sektör bunu 2 yılda bir olmasını istiyorsa biz de uyarız. Yani sizin yurt dışında veya yurt içindeki distribütörleriniz buna uyar. Önemli olan sizin kararlarınız. Yani sektörün kararı. Bu da şu anda her yıl yapıldığına göre biz her yıl katılıyoruz. Ama eğer ki bu 2 yılda bir de yapılırsa aynı şekilde onlara da katılırım. 2019 nasıl geçti sizin açınızdan, üretim kapasitesi açısından? 2020'den beklentiler nelerdir? Yani 2019 çok şanslı bir yıl değildi ama 2020'de çok şey bekliyorum. Duvarda eskiden 30'a 80'e kadar üretiyorduk. Şimdi 33'e 100,
40'a 120 veya daha da büyük ebat talebe göre üretebiliyoruz. Mimar arkadaşlarımız veya bayi distribütörlerimiz eğer bir ürünü pazardaki rengini talep ederse o talebe göre bir tasarım hazırlanıp üretime geçiliyor. Bizim çok beğendiğimiz bir ürün olabilir. Onu ancak fuarda teşhir ederiz. Fuarda teşhir ettiğimizi distribütörümüz veya mimarlarımız o ürünü kabul görürse, sipariş verirse o ürün bizim portföyümüze girer. Yoksa sadece burada teşhirle kalır. 53 ülkeye ihracat yapıyoruz ama önemli olan volümlü, projeli, büyük ölçüde ürün üretmek. Rakiplerimiz İspanya, İtalya yani virüsten çok ağır etkilendi ama Türkiye üretime kapasitesini artırıyor, üretime devam ediyor. Bu konuda neler söylersiniz? Tabii entegre olmuş bir ülke olarak biz tabii ki istemeyiz. Onu bir fırsat olarak görmüyoruz. Ama bu krizde birçok firma bu duruma döndü. Yani Türkiye'ye döndü. Türkiye'deki siparişler son 2 aydır yani çok yüksek rakamlara çıktı maşallah. İnşallah devamı olur. Bu satış fırsatında Türkiye'de yabancı firmalara yapılan ihracatlarda fiyattan değil kalitesiyle kendini kanıtlarsa bu sektörün çok farklı bir geleceği olmuş olur. Hanifi Bey, sektörün desteklenmesi açısından neler söylersiniz? Nasıl önerileriniz var? Yani sektör en büyük maliyeti enerji. Geçmişte 2 sene evvel doğalgaz enerji maliyetleri bizde birken şu anda 2,5 katında. Yani bunlarla da tabii diğer ülkelerden rekabet etmemiz biraz zor oluyor. Buna bir önlem almak gerekiyor. Bizde çalışmak, bizde istihdam yaratmak, bizde kaliteli ürün üretmek, bizde dünyanın talep ettiği ürünü üretebilmek o kapasitede ama maliyetlere gelince dünya farklı bakıyor tabii. Birçok ülkede enerji maliyetleri çoğu destekleniyor. Ülkemizde şu anda bu destek yok. Ve gerçekten maliyeti çok yüksek. Bu yüksek maliyetle bizi de biraz değil çok üzüyor. O açıdan bir destek bekleniyor. Devletten bir destek alması gerekiyor sektörün. Yoksa gerçekten işi çok zor. Dış kaplama malzemeleri ayrı ayrı ebatlarda 30'a 60, 25'e 50, 25'e 45 çok farklı desenle kabartmalı düz her ürünün farklı ülkelere göre talep gören ürünler onlar da müşterilerimize sunmaktayız. Bunlar işte kafe için restoranlarda desenli, dekorlu ürünleri proje olarak sunmaktayız müşteri dostlarımıza. Havuz kenarlarında tik ağacının yazın çatlamasından dolayı çarpan ayaklar otel dostlarımız büyük cezalar ödüyordu. Şimdi işte bunları hepsini yendik. Birçok ebatta mevcut. 30'a 60, 60'a 60, 60'a 120, 20'ye 120 birçok ebatlarımız mevcut. Ayrı ayrı renklerde, bölgesel olarak sıcak bölgelerde açık renk, soğuk bölgelerde de koyu renk olmak üzere farklı desenler sunuyoruz. Hem iç mekan, hem dış mekan, hem parke görünümlü olarak parke üzerinde kullanacağınız ürünler var. 14 santim kalınlığında bir ürünümüz. Burada mozaik ve 20-20 görünümlü ayrıca ürünlerimiz. 30'a 80 duvarlarımız.
Yani bu fuarda 100'e yakın yeni ürün var. Evet, yani %90'ı yeni ürün buradaki gördüğünüzden hepsi.